Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda özel üçgenler konusundaki ÖSYM tadında sorular bir testin çözümünü yapacağız. Bu testimiz TYT tarzında. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Gençler çözümlere başlamadan önce sadece konu 2 için söylüyorum. İkinci konuda PDF karıştırmışım. Geçen senenin PDF'inden çözmüşüm. Yani fazladan sorular çözmüşüm. Biliyorsunuz önceki PDF'de yani bu seneki yenilenmiş PDF'de ne vardı? ÖSYM soruları vardı. Zaten onları sansürlüyordum. Onları çözemiyordum. Yani ben geçen senenin pdf'inden çözdüğüm için fazladan soru çözmüş oldum burada. E, ama tabi bazı şekillerin de e, falan değişmiş. Yeni pdf'ten devam etmek zorundayım. E, Tabii ki burada ÖSYM soruları olacak. Hatamı burada fark ettim. Burada yeni kitaptan devam ediyorum. Sadece bu yaptığım şey konu 1'de değildi arkadaşlar. Bu yaptığım yanlış. Konu 2'de pdf karışıklığı olduğu için böyle bir sıkıntı yaşanmış. Bilginize. Şimdi yeni pdf'imizden devam ediyorum. Yani ÖSYM tadında sorular bir kısmı ve bundan sonrası yeni PDF'imizden olacak. ÖSYM soruları tabii ki sansürlü olacak. Arkadaşlar hadi bakalım birinci soruyla başlayalım. Şimdi aşağıdaki birim kareli zeminde 4 tane çubuk gösterilmiştir. Bu çubuklardan hangileri ucuza birleştirildiğinde dik üçgen oluşur demiş. Hocam burası kaç birim? 3 birim. Burası 4 birim. Ee, şuradaki uzunlukları bulacağız. Hocam şu uzunluğu buradaki Pisagor'dan bulabilirim. Buradaki uzunluğu da şuradaki Pisagor'dan bulabilirim dik üçgene karşılık geldiği için. Şu uzunluklara bakacak olursak 3, 4, 5 üçgeninden 5 oldu. Burası da 2, 4, 2 kök 5 oldu. Sadece sayılara baksak yeterli olacak. Pisagor oluşturacak sayılar bakmamız lazım. Hocam sayılara baktığım zaman 3, 2, 2 kök 5, 4 ve 5'ten 3, 4, 5. Ha dik üçgen oluşturur değil mi? Dik üçgenin kenarları olur arkadaşlar. O zaman 3, 4, 5 olan üçgen dik üçgendir. O zaman bu da nedir? 1, 3 ve 4 çubuklarını alırsam olur. O da ne yaptı? Cevabımız böylelikle Denizli yaptı arkadaşlar. Birinci soruyu Denizli bulduk. Geldik ikinci soruya. Bir pergel ile cetvel aşağıdaki gibi konumlandıktan sonra pergelin sivri ucu ABC dik üçgeninin dik olan B köşesine sabitlenerek bir çember çiziliyor. Evet. Çember ne kadar açılmış arkadaşlar? 4 birim yani şey ne kadar açılmış? Pergelimiz 4. Hocam 4 açtık. 4 açtığımız zaman şöyle çizmiş. Ben bunu böyle çizdiğim zaman bu pergelin açıklığı buraya geliyor. Pergelin açıklığı buraya geliyor. Yani hocam bu çember yayı buradan geçtiğine göre merkezde bu olduğuna göre bu da yarıçap 4 bu da yarıçap 4 değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi ABC dik olan köşesi diyor arkadaşlar. Bakın burada dik olan B köşesinde bir çember çizilmiş. E o burası 4 burası 4 ise bizden AC uzunluğu isteniyor. E yarı çap uzunluğunda 4 bulduğumuza göre ikizkenar dik üçgende 4 4 ise burası da ne olacaktır? 4 kök 2 olacaktır sevgili gençler. Evet ikinci soru böylelikle ne çıktı arkadaşlarım? 4 kök 2 yani Cihan oldu. Geldik 3'e. 2 metre uzunluğundaki kalınlığı imal edilen özdeş 2 çubuk zemin ile 30 ve 45 derecelik açılar yaparak A ve B duvarlar arasındaki şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Duvarlar zemine dik konumu olduğuna göre K köşesi B duvarından kaç metre uzaktadır diye soruluyor arkadaşım bize. Şimdi 45 90 sa burası 45'tir. 30 90 sa burası nedir arkadaşım? 60'tır. E buraya bakacak olursak 45 45 90 üçgende 2 metre uzunluğunda bir çubuk olduğundan dolayı Burası 2 ise 45 45 90 üçgeninden dolayı dik kenarlar nedir arkadaşlar? 2'nin kök 2'ye bölünmüş hali. 2'nin kök 2'ye bölünmüş hali nedir? Kök 2 çarparsak 2 kök 2 bölü 2'den kök 2 mi yaptı? Evet. Burası da kök 2 burası da kök 2. Hocam bu çubuğun uzunluğu burada da 2 birim. 90'ın karşısı 2 ise 30'un karşısı kaç yapar arkadaşım? 1. 30'un karşısı 1 ise 60'ın karşısı da kök 3 mi yapacaktır? Evet. Burası kök 3 yaptı. Şuraya bakacak olursak kök 2 artı x ne eşit arkadaşlar? kök 3'e eşit olduğundan dolayı x de buradan ne buluruz? Kök 3 eksi kök 2 diye buluruz arkadaşlar. Yani 3. soru böylelikle ne çıktı arkadaşlar? Denizli çıkmış bulundu. Geldik bir sonraki soruya yani 4. soruya. Şekil 1'de verilen konuda dik kesen doğrusal durumdaki İncirli Caddesi ve Yusuf Paşa Sokağı'nın kestiği noktada bulunan Resul ve İncirli Caddesi e, üzerindeki aydın arasında 7 kilometre mesafe vardır. Arkadaşlar burada 7 kilometre mesafe varmış. Şu ikisinin arasında. Evet 7 kilometre mesafeyi şöyle bir şey yapalım bakalım. Aydın ve Resul aynı anda ve eşit hızda doğrusal hareket ederek 4 kilometre ilerlediğinde. Önceden Aydın buradaydı. Şöyle bir 4 kilometre giderse. Önceden aralarındaki mesafe 7 kilometreydi. Buraya 3 kaldı. Öbürü de 4 kilometre gittiğinde buraya mı gelmiş? Evet. E o zaman buraya da 4 kilometre yazarlama arkadaşlar. Tabi A noktası şuradaydı. Şöyle 4 kilometre geldi. Bu da 4 kilometre gitti. Sonra buna göre son durumda Aydın ile Resul arasındaki uçuşu mesafe nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Yani Resul buraya geldi Aydın buraya geldi ya hop şurası sorulmuyor mu arkadaşlar? E burası dik kesişen yollarda 3 4 ne üçgen arkadaşlar 5 üçgeninden cevabımız böylelikle 5 çıktı. Dördüncü soru Edremit oldu geldik 5. soruya. Evet dik kenarlarından biri 6 santimetre olan dik üçgen biçimindeki cetvellerden 3 tanesi aşağıdaki gibi ABC üçgen üzerine yerleştirildi. Arkadaşlar eş yapıları kullanıyoruz. Buradaki eşitleri mutlaka kullanacağım. Burası 6 cm. Diğer dik kenar birbirine eşit olmasını kullanacağım. Ya da hipotenüsün birbirine eşit olmasını kullanacağım. Arkadaşlar yazalım. Burası 6. Burası 6 mı? Evet. Şu dik kenar. Burası çift çizgi. Hocam bu da dik kenar. Burası da çift çizgi. Burası da çift çizgi. A. Dik üçgen çıktı mı? Çıktı. Dik üçgen de bakın buraya K dersem, Burası da K. Burası da K oldu. Önemli o ol yani eş yapıları kullanmak. Bak eş yapılardan bir şeyler oluşturduğunda kenarların eşitliğini kullanmak ne kadar önemli. Gördünüz mü? Bakın burası 2K oldu. 90'ın karşısı 2K hangi açının karşısı K'dır arkadaşlar? 30'un hocam hemen 30 yazdın. 30 90 sa burası da kaç yaptı? 60 yaptı. E bu üçgen 30 60 90 üçgen oldu. Diğer üçgenler de 30 60 90 üçgeni mi olacak arkadaşlar? Evet. Senden BD uzunluğu isteniyor. BD. Arkadaşım şurayı 60 60 bulduk ya. BD'yi de artık rahat bir şekilde bulabiliriz. 60 60 120 ise hocam bunlar da 30 30 oldu. E, 6 6 ise burası 6 köküç mü olur? Evet cevabımız böylelikle Ceyhan çıktı ya da 90'dan kenar ortaya çizildi. Eşit eşitken burası da eşit olur hocam deyip K'ya eşit olduğunu söyleyebilirsiniz. Ee, K'da K 30'un karşısı 6 ise 60'ın karşısı 6 kökçüden çıkıyor mesela. İkinci yolda bu. Evet gençler 5. soru bakın eş yapılarda kenarların eşitliğini yazmayı ihmal etmeyin. Hatta açıların da eşitliğini yazacaksınız arkadaşlar bazı sorularda. Evet geldik 6. soruya. 8 metre genişliğindeki bir yol üzerinde bulunan 4 metre uzunluğundaki iki bariyer şekil 1'deki gibi zemine paralel konumda olduğunda Uçları arasındaki mesafe 1 metre oluyor. Bariyerlerden biri zemine dik konumlu olacak biçimde açıldığında şekil 2 elde ediliyor. Evet şunu şöyle açmışız. Arkadaşlar şöyle bir diklik var mı? Var. Hocam şurası da 90 burası da 90 derece değil mi? Şöyle baktığımız zaman evet. Ben şuradaki mesafeyi bulabilir miyim arkadaşlar? Bulurum. Buradaki mesafeyi bulursam arkadaşım şöyle. Bu da zemine dik ya. Bu da zemine paralel olduğu için burası da 90 derece olacağından dolayı. Eğer ben şurayı bulursam Şuradaki uzunluğu bulursam olay bitti. Gençler şurada bir dikdörtgen oluşturacak olursak. Hop 1 ise hocam 1. 4 ise hocam 4. E hocam burası da 4. Yani şurada bir dik üçgen çıktı karşımıza. 1 ve 8'den dolayı. E, şuraya bir a diyecek olursam. A kare eşittir. 1'in karesi artı 8'in karesinden kaç? 64, 65 yaptı. O zaman a da buradan kök 65'e eşit oldu. Evet şu bariyerle uç noktalar arasındaki uzaklığı kaç bulduk? Kök 65 bulduk. E burası kök 65. Aynı yükseklikte zemine aynı yüksekteki uç noktaları birleştirdiğimiz zaman zemine paralel olacak. Bu zemine dik konumlu olacak biçimde açıldı ya. Zemine paralel olduğundan burası da 90 derecedir. Zaten bariyerin uzunluğu kaç birimde arkadaşlar? 4 birimde açık hali de 4 birim olacaktır. Pisagor bağıntısı yapacak olursak neye eşit olacaktır? X'in karesi kök 65'in karesi kök 65'in karesi artı 4'ün karesine eşit olacaktır. Yani x kare buradan 65 artı 16'dan x kare buradan 81 geldi. Ve x de buradan kaç bulduk arkadaşlar? 9 olarak bulduk. Yani cevabımız böylelikle balıkesir çıktı arkadaşlar. Ve böylelikle ÖSYM tadında sorular bir testini bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda ÖSYM tadında sorular 2'de görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.